Kafayı mı yedin? Kısıtlamalardan dolayı aylardır davul çalamıyorum. Ben de davul çalmayı unutmamak için prova yapıyorum. Boşuna prova yapıyorum Mustafa. Sen davul çalmayı unutmuşsun bile. Böyle öğretim mi olur? Kolay gelsin. Eyvallah, sağ olun. Bize bir davulcu, bir tane de zurnacı lazım. Ne için istiyorsunuz? Mesut Özil'in imza töreni için. Yürüyün beyler, ben zaten fena başlayayım. Ulan bu da hangi takım yıldız futbolcu gelse o takım mutluyor. Galatasaray geçen sene Falcon getirdi, ben Galatasaray'ım diye gitmişti. Kolay gelsin beyler. Sağ ol abi. Bizim bir eğlencemiz var da, davulcuyla zurnacı lazım bize. Siz de mi Mesut Özil'in imza törenine gidiyorsunuz? Yok be, ne Mesut'u? Dayı yiyorsan niye hayat Falcon'u mu gönderiyorsun? Düğün, nişan, kına, asker öncesi hepsi yasak. Sen davul zurnayı ne için istiyorsun dayı? Herkesin için de söyleyemem. He, anladım. Kaçak düğün yapacaklar herhalde abi. Ne olursa olsun, aylardır virüsten dolayı iş yapamıyoruz. Yürü gidelim. Katıda mı çalıyoruz abi yoksa Bodrum katında mı? Atlayanın önünde çalıyoruz. Bizim bir akraba talih oluyor. Gözün aydın abi de bunu niye herkesin içine söylemedin onu anlamadım. Sorma sahip ama abi suçu neydi? Tecavüz. Ney? Tecavüz. Çüş! Tecavüzcüleri davul zurnayla mı karşılayacağız artık abi? Saçmalama oğlum. Emmi sabah sabah ne içtin sen? Bir şey içmedim, ciddiyim ben. Ver şu ayarışın parasını gidelim abi. Ne güzel, aylar sonra iş yapacağız diye sevinmiştik. Ulan biz nasıl anlamadık bu adamın sarhoş olduğunu? 17 yaşındaki yeğeni tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan, tahliye edildiği cezaevi önünde de davul zurnayla karşılandı. Hayda! Adam ayyaş falan değilmiş abi. Harbiden de tecavüzcüler artık davul zurnayla karşılanıyormuş.